hangi hisse senedine yatırım yaparsanız 5 yıl sonra ekonomik özgürlüğe kavuşursunuz. Bugün bu soruyu ele alacağız ama 7 hisseyi değerlendirerek Hangi hisseler bunlar? Amerikalıların Magnificent Seven veya olağanüstü yedili dedikleri hisse senetleri. Tesla, Microsoft, Nvidia, Google, Apple, Meta ve Amazon. Bu hisseler adeta yer çekimine meydan okuyorlar. Piyasalarda ne olursa olsun bunların fiyatları direniyor hafif yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Bunlar olağanüstü karlı şirketler. Büyük nakitleri var ve büyük pozitif nakit akışları var. Ve geleceğe yönelik de heyecanlı projeler sunuyorlar. Peki hepsi birbirinden iyi yönetilen bu muazzam şirketlerden hangisi? 5 yıl sonra en çok değer kazanan firma olacak. İşte bugün bunu konuşacağız. Bu şirketlerin bazı teknik detaylarına gireceğiz. Gelecekle ilgili projelerine gireceğiz. Benim varsayımlarımı anlatacağım. Sonra da 7.den ye doğru en iyi getiriyi hangisi sağlar öngörümü sunacağım. Ama unutmayın vademiz 5 yıl ve 5 yılın sonunda ciddi bir servete kavuşma derdindeyiz. Siz de 5 yılın sonunda zengin olmak istiyorsanız buyurun videomuza başlıyoruz. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil. 5 yıla kadar kim bilir ne olur ama bugünden gördüğüm kadarıyla hangisi en bunu anlatıyorum. Hisse senedini seçerken duygularımız değil, mantığımızı ve duygularımızı beraber kullanmalıyız. Ben de bu çerçevede hem mantığımla hem duygularımla hangisi en iyisi bu 7'den onun üzerine duracağım. Ama sanırım önce bu 7 hisse senedinin Amerikan borsasının geneline göre ne kadar yüksek bir performans çizdiğini konuşmamız gerekiyor. Mesela Nasdaq. Nasdaq yılbaşından beri %32 getirdi. Dolar bazında olağanüstü bir getiri. Ama bu getirinin çok büyük bölümü yine bizim bu 7 hisse senedi sayesinde gerçekleşti. S&P 500'e bakıyoruz. Yılbaşından beri %13 getirdi. S&P 500'ün yıllık ortalama getirileri %8-9 civarıdır. Yani S&P 500 iyi bir yıl yaşıyor. Ama S&P 500 içerisinden bu 7 hisseyi çıkarırsa ak S&P aslında hafif ekside Peki bu 7 hissenin toplam performansı nasıl? Bunun için FNGS ETF'ine bakabiliriz. Çünkü bu ETF'in bünyesinde bu hisse senetleri var. Yıl başından beri getiri %75, Nasdaq %32, S&P %13 ki onlardan da bu hisseleri çıkarırsanız böyle bir getiri yok. Ama FNGS ETF'ine baktığımızda getiri %75. Yani bu 7 hisse aslında Amerika'da yıl başından beri yaşanan borsa rallisinin temel hikayesini oluşturuyorlar. Bazıları bundan dolayı bu rally yalan bir rallidir diyor. Ben ise tam tersini düşünüyorum düşünüyorum. Çünkü bu 7 hissenin detayına baktığımızda neden yatırımcılar bu şirketleri çok seviyorlar anlıyoruz. Bu şirketler müthiş karlı. Bu şirketlerin müthiş nakiti var. Bu şirketlerin müthiş pozitif nakit akışı var. Bu şirketler büyüyor bir tanesi hariç. Ve bu şirketlerin geleceğe yönelik büyümeyi tetikleyecek çok sayıda ürünleri, inovasyonları da var. O yüzden Amerikalılar bu şirketleri seviyor. Bugün izlediğim bir analist diyor ki borsa ister yukarı gitsin ister aşağıya. Bana kalırsa bu hisselerde durmak en doğrusudur. Niye? Çünkü borsa yukarı gidiyorsa zaten bunlar yukarı gidiyor. Borsalar aşağı doğru giderken de bunlar nispeten iyi direniyor. Çünkü yatırımcı bakıyor bunların finansal gücüne fiyatlama gücüne, bu da çok önemli enflasyonist bir ortamda. Daha yüksek fiyat koyduğunuzda ürününüzü hala satabiliyor musunuz? Ve diyor ki ben buradan çıkmam. Bu hisselerin bazılarının mesela Apple'ın kredi puanı Amerikan devletinin üstünde. Apple'ın ödediği temettü de yine Amerikan devlet hazine kağıtlarından daha iyi. Yani çok acayip bir yediliyle karşı karşıyayız. Peki şimdi bu yediden hangisi en iyisi? Onun için acık detaylara da dalmamız lazım. Bu yedi hisse senedinden oluşan bir portfolyo yarattım. SeekingAlpha.com'da SeekingAlpha.com'u kullanmıyorsanız çok şiddetle tavsiye ederim yukarıya ve aşağıya indirim kuponunu bırakıyorum. Seeking Alpha'da ETF'ler, hisse senetleri, fonlar, toplam sektörler, bunlar konusunda müthiş raporlar, incelemeler, analizler var. Bir de böyle şu anda yaptığım gibi harika karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz. Bence uzun vadeli bir Amerika borsaları yatırımcısıysanız mutlaka Seeking Alpha'yı kullanmanızda fayda var. Burada hazırladığım tabloda bence önemli olan bazı göstergeleri bir araya getirdim. Önce en önemlisinden başlayalım. Wall Street ne düşünüyor? Wall Street Tesla'dan nefret ediyor. Amazon'u çok beğeniyor. Nvidia'yı da alın diyor. 4.66. Bence Nvidia burada pahalı. Yani Bostik'te bu konuda pek hemfikir değilim. Seeking Alpha analistleri de Tesla hiç beğenmiyorlar. Onlara da kızıyorum bu konuda. Amazon'u çok beğeniyorlar. Google Meta diye gidiyor sıralamaları. Quant dediğimiz bir değerleme daha var. Burada sadece matematiksel olarak bakılıyor. Yani yapay zeka değerlendiriyor. Tesla burada da en kötü çıkıyor. Meta, Microsoft, Nvidia ve Google olarak çıkıyor. Yatırım tavsiyesi. Değerlemelerine baktığımızda bütün bu şirketler pahalılar. Görüyorsunuz en iyi ihtimalle D alabilmişler. Meta, Microsoft, Apple ve Google'un değerleri var. Nvidia, Tesla ve Amazon ise F almış. Burada A+ alınabilir yani öyle düşünün. Hepsi pahalı bu hisselerin hiçbiri ucuz değil. Büyüme olarak baktığımızda Nvidia, Amazon ve Tesla hızlı büyüyenler. Apple büyümüyor hatta küçülüyor. Microsoft'un büyümesi oldukça vasat. Google büyümeye devam ediyor. Meta B+ büyüyor ama buradaki esas yıldızlar Nvidia, Amazon ve Tesla gibi gözüküyor. Karlılık olarak baktığımızda hepsi muazzam karlılar A'lar. havada da uçuyor. Pluslar, müthiş şirketler bunlar. Momentum yani hisse senedine olan ilgi nasıl da baktığımızda da Microsoft ve Apple biraz yavaş diğerlerin hepsi A Amazon hariç Amazon'da A Peki bu hisse senetleri pahalı mı? Evet pahalı. Hepsi pahalı ama birbirinden pahalı olanlar var. İlerideki fiyat kazanç beklentilerine göre baktığımızda Tesla en pahalı çıkıyor. 76.82. En ucuzlar Meta ve Google çıkıyorlar. 23 ve 24'lerle diğer şirketler daha ortalarda yer alıyor. Fiyat kazanç bölü büyüme. Bunlar büyüme hisseleri unutmayın. Öyle baktığımızda Meta yine çok ucuz çıkıyor. Nvidia hemen 16'da Tesla. Burada da en pahalısı Apple burada pahalı çıkıyor. Çünkü Apple'da büyüme yok. Diğerlerdeki sıralamayı görüyoruz görüyorsunuz. Hisse senedi fiyatı böyle satışlar dediğimizde Nvidia uçmuş. 34.63 diğerlerinin 4 katı civarında. Burada Amazon ucuza benziyor. Ama unutmayın Amazon perakende satış yapıyor. O yüzden satışları çok fazla. Ama aslında karı o kadar iyi değil. Tesla 8.76 yine oldukça pahalı. Microsoft da burada pahalı gözüküyor. Böyle baktığımızda yine Google ve Meta öne çıkıyorlar. Fiyat bölü nakit akışı diye baktığımızda yine Meta ve Google'un avantajlı olduğunu görüyoruz. Ucuz gibi gözüküyorlar. Burada Nvidia yine süper pahalı tesla hemen onun altında bağlandıkta Bizim Türk yatırımcıların çok sevdiği bir rasyo, fiyat bölü defter değeri yine Meta ve Google'un ucuz olduğunu görüyoruz. Apple burada pahalı, Nvidia pahalı, Tesla burada şaşırtıcı derecede biraz daha makul bir yerde. İleriye dönük cilo büyümesine baktığımızda işte burada işler biraz değişiyor. Tesla ve Nvidia çok açık ara öne çıkıyorlar. Apple sürünüyor. Meta ve Google tek haneli büyüme gösteriyorlar ileriye yönelik. Yine hisse başı karlılık olarak baktığımızda Nvidia ve Tesla'nın çok öne çıktığını görüyoruz. Burada Amazon eksi de Apple nerede ise hisse başı karlılık büyümesi yok gibi gözüküyor. Google ve Meta da bu aralara yerleşiyorlar. Şimdi kafanız karışmış olabilir. Bazılarında Google öne çıkıyor, Meta öne çıkıyor, bazılarında Tesla ve Nvidia. Kaba özeti şöyle. Geçmiş performansa ve bugünkü performansa bakarsak Google ve Meta oldukça ucuz gözüküyorlar. İleriye doğru baktığımızda ise büyüme potansiyeli Nvidia'da ve Tesla'da gözüküyor. Hangisini satın alacağınız fikir olarak size kalmış. Ama burada bariz olan bir şey var ki Google ve Meta oldukça ucuzlar. Tesla ve Nvidia oldukça pahalılar. Apple büyümeyen bir şirket. Microsoft'ta böyle ara aralarda gidip geliyor. Amazon ise farklı kriterlerde tamamen farklı sonuçlar veriyor. Yılbaşından beri ise performansına baktığımızda Nvidia tabi uçmuş %209 getirmiş. Meta %164. Meta geçen sene bir ara 88 dolara kadar indi. Şu anda 318 dolar. Ben 88'de call opsiyon aldım. 300'ler civarında sattım. Daha da beklenebilirmiş aslında. İnanılmaz ucuzdu. Tesla geçen sene yıl sonunda 100 dolarlara kadar indi. Şu anda o da 260'lara yakın bir yerlerde gidiyor. %110'luk artış var. Google, Amazon'u görüyorsunuz %50'ler civarında. Apple ve Microsoft biraz daha geriden geliyor. Bir yıllık performansta da Nvidia önde, Meta önde. Tesla burada görüyorsunuz bayağı aşağılarda. Çünkü Tesla diğer hisselere göre geçen sene daha az değer kaybetmişti senenin ortalarına kadar. Oradan sonra çok değer kaybettiği için son bir yılda yeterince toparlayamadı. Öte yandan bunu Tesla ve Amazon'un biraz zirvelerinden epey altta kaldıkları olarak da yorumlayabiliriz. Kar marjlarına bakıyoruz. Meta %79, Microsoft %68, Nvidia %64. Tesla tabi burada geride çünkü Tesla otomobil üretiyor. Diğerleri temelde yazılım firması. Net karla baktığımızda Microsoft, Nvidia, Apple'ın çok önde olduklarını görüyoruz. Google'da onlarla beraber Tesla ve Amazon burada gerideler. Şimdi buraya kadar olan hikayeden şu çıkarımı rahatlıkla yapabiliriz. Eğer biz ucuzca hisse senedi peşindeysek açık ara Google ve Meta burada parlıyorlar. Biz büyüme satın almak istiyorsak burada Tesla ve Nvidia parlıyorlar. Biz kuvvetli nakit akışı, yatırım geri dönüşü iyi firma peşindeysek bu durumda da Apple ve Microsoft parlıyorlar. Amazon hiçbir kategoride pek parlak gözükmüyor ama Amazon yine de bence çok güzel bir SSN. Peki bu bilgilerin ışığında bir de gidelim. Benim değerlendirmeme bakalım. Bence yedinciden birinciye sıralama nasıldır? En son yatırım düşüneceğim şirket hangisi? En çok yatırım düşündüğüm şirket hangisi? Onu zaten tahmin ediyorsunuz. Gelin bir de onu rasyonelitesiyle beraber bakalım. Listeye girmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Herkesin yatırımcılık tarzı farklı. Kimisi temettünün peşinde, kimisi riskini azaltmaya çalışıyor. Kimisi daha kısa vadeli, kimisi daha uzun vadeli. Ben burada 5 yıl sonrasına bakıyorum. Vademiz 5 yıl ve 5 yılın sonunda en yüksek büyümeyi sağlayacak şirketi seçmeye çalışıyorum. Yani şirketin cirosu ve karlılığı çok büyüyecek. Bu da hisse senetine 5 yıl sonra olumlu yansıyacak diye bakıyorum. Benim kriterim böyle. E bu çerçevede baktığımızda Apple ancak 7 olabiliyor. Bizde de az var şu anda. Topluyorum. Apple her zaman Apple'dır diyorum. Kârı yüksek, cörüsü yüksek, hizmet kârlığı yüksek. Ben bir CEO değişikliği bekliyorum Apple'da. Tim Cook'un artık biraz vadesini doldurduğunu düşünüyorum. Şirkete iyi şeyler yaptı. Şirketi müthiş karlı bir nakit üretme makinesine çevirdi ama inovasyon biraz yavaş önümüzdeki dönemde heyecanlandıran konu Apple gözlük. Bu konuyla ilgili bolca video yapmıştım. Bunun bir çığır açıcı olduğunu düşünüyorum ama ve bekarda yansıması daha uzun sürecek diye düşünüyorum. Hizmetler tarafında hızlı büyüyorlar. Apple Pay, Amerika'nın şu anda en çok kullanılan dijital cüzdanına döndü. Unutmayın, Apple dünyanın en varlıklı kitlesinin avucunun içerisinde. Onlara her zaman yeni hizmetler satması mümkün. Apple ürünü kullanıcıları bir daha Android'e kolay kolay dönmüyorlar. Yani Apple'ın sırtı yere falan gelmez arkadaşlar. Ama bir CEO değişikliğine kadar Apple'dan tekrar hızlı bir büyüme temposu beklemiyorum. Apple şu anda ciro olarak da küçülen bir firma yavaş yavaş da olsa. Bu nedenle Apple'dan biraz uzak duruyorum. Var portföyde küçük şu gözlük için biraz aldım ama onun dışında Apple benim gözümde yedinci. Altıncı sırada Nvidia var. Nvidia çok sevdiğim bir şirket. Bana çok para kazandırdı. Rally'nin büyük bir bölümüne geçen seneden beri Nvidia yatırımcısıyım. Daha evvel de Nvidia yatırımcısıydım. Harika işler yapıyorlar. Yapay zeka geleceğin en önemli meselesi ama Nvidia pahalı. Nvidia'nın hisse senedi değeri çok fazla yüksek. Tek derdim bu. Ve ileriye dönük baktığımda Nvidia mı AMD mi diye baktığımızda sanki AMD hisse senedi fiyatı potansiyel olarak daha iyi gözüküyor. Neden? Nvidia yapay zeka çiplerinde pazarın zaten %80-90'ına sahip. Diğerlerine küçücük bir kırıntı var ama AMD şu anda iyi bir proje üzerine çalışıyor. Bu yılın sonuna doğru yeni bir mikroçip çıkarıyor ve ondan Nvidia'dan bir miktar pazar payı mutlaka alacaktır. Çünkü illa Nvidia'yı teknik özelliklerine doğru sevmeyen, pahalı bulan, markayı sevmeyen, ulaşamayan bir müşteri kitle var ve AMD'ye burada bir fırsat var diye düşünüyorum. O yüzden uzun zaman AMD'den uzak durun. Nvidia'dır dedim. Ama bugün geldiğimiz noktada artık Nvidia bence alacağını bir bölümünü aldı. Nvidia kötü bir şirket mi? Asla değil. Nvidia yeni inovasyonlar yapar mı? Yapar. Müthiş bir şirket var karşımızda. Ama önümüzdeki 5 sene içerisinde Nvidia mı AMD mi daha fazla getirir derseniz ilk bir yılda AMD'den aşağı yukarı eminim 5 yılı görmek lazım. Sonuçta Nvidia benim için o yüzden 6. oluyor. 5. sıraya Microsoft oturuyor. Microsoft tabii süper süper başarılı bir şirket. Nakit akışı muazzam. Her şey muazzam. Open AI olarak yapay zekada hızlı bir giriş yaptılar. Eminim yapay zekadan Nvidia'dan sonra ilk büyük ciro üreten firma da Microsoft olacak. Ama büyüme biraz yavaş. Markanın biraz yıpranmış marka olduğunu düşünüyorum. Ve gelecekte çok iyi gideceklerine eminim ama bu benim yeni firmamın arasında ancak 5. yerleşebiliyor. Microsoft'un gelecekle ilgili tek heyecan verici projesi olarak da Copilot'u co görüyorum. Gerçi donanım tarafında da güzel ürünler çıkartmaya başladılar. Çok hantal bir şirketti Microsoft. Ondan çıktı. Daha tüketici ürünü de geliştirebiliyor. Ama benim gözümde getiri fırsatı olarak 5. ile yerleşiyor. Dördüncülük Google var. Aslında Google demin de gördük çok ucuz şu anda. Meta ile beraber hatta Meta'dan da daha ucuz. Google yapay zeka konusunda mutlaka öne çıkacak bir şirket. Google'un gelir kaynakları YouTube gibi, Google arama reklam gelirleri gibi çok çok yüksek. Yapay zeka tarafının müthiş yeni projeleri var. BART şu anda Çeçipiti'ye ciddi bir rakip haline geldi. Çok da yoğun kullanıyorum. Onun dışında Vertex AI diye daha kurumları açtıkları bir yapay zeka platformu daha var. Bu hafta YouTube katılımcılarıma anlattığım Ginkgo, kısaltması DNA. DNA üzerinde inovasyonlar yapmaya çalışan bir şirketin Google Vertex yapay zekası nasıl kullandığını ve DNA'yı bir yazılıma çevirmeye çalıştığını orada anlatmıştım. Eğer henüz YouTube katılım üyesi olmadıysanız mutlaka gelin hemen katılın. Orada böyle hisse seni değerlendirmeleri yapıyoruz. Ben Google'u bu yönden çok beğeniyorum. Fiyatı da ucuz tek derdim Google'un CEO'su keşke değilse. Çünkü Google aslında bence daha büyük bir potansiyele sahip. Yapay zeka oyuna da çok daha önce girdi ama bir şekilde pazarlamada biraz zayıf kalıyor. Kendini anlatmakta zayıf kalıyor. Bard AI'nin tanıtımında büyük skandallara düştüler. Bunlardan dolayı Google bende dördüncüye yerleşiyor. Üçüncü sırada Meta var. Meta bedavaydı. Kendimi yırttım bunu alın diye son bir yıl içerisindeki getirisi muazzam demin bahsettik. Hala da nispeten diğer 7 oyuncuya göre ekonomik bir şirket. Mark Zuckerberg işe şu anda çok konsantre olmuş durumda. İnovasyonu hızlandırdılar, maliyetleri de kıstılar. Meta'nın yeni ray Benle beraber olan gözlüğü çok hoş. Burada bir kamera var etrafı kaydediyor. Arama motorlarına simultan olarak bağlanıyor. Böyle gördüğün şeyin ne olduğunu yorumluyor. Bir yandan Quest 3'ü çıkarttılar Metaverse gözlükleri. Onun da fiyatı gayet makul. Kullananlar da beğeniyorlar. Yani böyle teknolojik inovasyonları var. Bir yandan yapay zekada da iddialı bir şirket. Unutmayın bunların bünyesinde WhatsApp var, Instagram var, Facebook var. Çok veriye sahipler. Biraz ahlakı tartışılabilir bir firma. O iyileşmeye çalışıyorlar. Meta bence geleceğin parlak firmalarından bir tanesi hala. Şu anda şu anda geçen yılki kadar parlak gözükmüyor geleceği belki. Çünkü çok değer geri geldi ama bence hala alacağı çok yol var. İnsanlar hala dediği gibi WhatsApp'ı, Reels Instagram'ı, Facebook'u kullanıyorlar ve Meta bunun üzerine yepyeni şeyleri geliştirebiliyor. İkinci sırada Amazon var. Amazon pek çok açıdan demin gördüğümüz tabloda hatırlayın yatırım yapılabilir bir şirkete benzemiyor ama ben Amazon'un bu büyüklüğüne rağmen inovasyon gücüne hayranım. Şirketin biraz karlı ve nakit akışı eksik gibi gözüküyor ama Amazon istediği anda bunu telafi eder. Amazon bugün yapay zekadan bulut hizmetlere, gıda perakendesinden robot otomasyona kadar her alanda proje geliştiren bir şirket. Yakın zamanda yine bir yapay zeka firması Antropik'i satın aldı. Buradan da yapay zeka dil modeli alanına giriş yaptı. Tıpkı OpenAI gibi veya BART gibi. Ama Amazon bunu B2B yani kurumsal müşterilere ve Amazon üzerinden ürün satmaya çalışan girişimcilere açıyor. Yapay zekadan orada onlara hizmet sunuyor. Ben Amazon önünde hala büyük inovasyon fırsatları olduğunu düşünüyorum. Ucuz bir hisse değil. Epey pahalı bir hisse. Ama Amazon çok iyi yönetiliyor. Daha evvel de bir videomda anlatmıştım Amazon'a hayran olduğumu. Ben Amazon'a devam ederim. ikinci sırada şu anda yatırımım yok. Fiyatı biraz düşse yatırım yapacağım ve geldik benim liderime Tesla. Tesla konusunda tabi demin gördüğünüz bütün değerleme kriterlerine, Boasit analizlerine, Seeking Alpha analizlerine karşın ben Tesla'yı tercih ediyorum çünkü oradaki değerleme kriterlerinin çok büyük bölümü Tesla yerlerde sürünüyor. Bunun arkasında iki sebep var. Bir tanesi içinden geçtiğimiz dönem faizler çok yüksek. Bu faizlerin yüksek olduğu ortamda Tesla otomobil satmak zorunda. 30, 40, 50, 60 bin dolarlık ürünler satıyor, krediyle satılan ürünler. O yüzden zorlanıyor. Diğer firmalarda Apple, Ayrıca zaten donanım satan yok. Onlar yazılım firmaları, B2B hizmet firmaları. O yüzden bu yıl onların yılı. Ama faizler düşmeye başlayınca ne olacak? O zaman Tesla'nın yılı gelecek. Araba almak daha kolay hale gelecek. O yüzden şu anda üzerimizde gezen ay Tesla'nın karı bu düşüyor. Tesla talepte sıkıntı mı yaşıyor türünden. Bütün aslında sektöre yayılan ana problemlerden kurtulacağız. Ama baktığımda Tesla Model Y şu anda hemen hemen her ülkede pazar lideri. Eylül ayında Türkiye'de en çok satan 3. arabası çıktı. Tesla Model 3 güncellendi müthiş bir arabaya dönüştü. Ama daha da heyecan vereni Tesla'nın geleceği. Cybertech Tesla'nın pick-up'ı bu çeyrek piyasaya çıkıyor. Dün Twitter hesaplarında açtılar. Yavaş yavaş lanse etmeye başlar aracı. Müthiş teknolojik özellikleri var. Dünyanın en karlı segmenti pick pazarı. Mesela Ford F-150'si olmasa hayatta kalmaz öyle söyleyeyim. O Tesla burada Cybertech'le neler yapacak göreceğiz göreceğiz. Müthiş bir ön talep var. Ürün teslimatları başlıyor. Model 2. Bu tabii böyle bir hayali bir çizim. Tesla'nın 25 bin dolar altında satacağı elektrikli araba. Bu konuda çok proje var. Bu devreye girecek yakın zamanda. Tesla otonom sürüşte çok ilerlemiş durumda. Gelecek yıl bu iş bitirecekler diye düşünüyorum. Otonom sürüş aynı zamanda otonom taksi filonu önüne açacak. Tesla mikroçip tasarımında ve kendi yapay zeka bilgisayarı olan Dojo tasarımında çok ileri gitmiş durumda. Buradan robot tasarımı Optimus'a doğru gidiyor. Onda da hızlı yol alıyorlar. Ve daha da patikte kısa vade dev bataryalarda da şu anda satışları katlanarak artıyor. Yani 7 şirkete baktığımda ileriye yönelik en heyecan verici ürünler Tesla'da. O yüzden değerleme tablolarında ve Wall Street'in bakışında biraz kısa vadelik sezdiğimden Tesla benim uzun vadede bu 7 arasındaki en değer verdiğim şirket. Evet o halde hatırlayalım sırada tekrar. Kötüden iyiye doğru neye göre kötü? 5 yıl sonra en iyi getiriyi sağlama. Yarı değil öbür gün değil bu bilanço dönemi değil 5 seneye bakıyoruz. En kötü bence Apple ondan sonra Nvidia ondan sonra Microsoft geliyor. Sonra Google, Meta, Amazon ve nihayetinde zirvede de Tesla var. Öte yandan bugünkü değerlemeler itibariyle baktığımızda Tesla en kötüsü gibi de gözüküyor. Artık kararsızda kalmış. Belki bunlardan bir portföy oluşturmak iyi olabilir. Veyahut da FNGS ETF'ine doğrudan yatırım yapabilirsiniz. Bu ETF çünkü bu yeni şirketi kapsıyor. Aşağı yukarıda eşit ağırlıklı bir dağılım var bu şirketlere. Belki ona yatırım yaparak bu şirketlerin muhteşem geleceğine ayarlanırsın. Peki bu 7 şirketin yanına başka şirketler de gelecek mi? Elbette gelecektir. Bunlar neler olabileceği konusu zaten sürekli tahminler yönetmeye çalışıyoruz. Ve YouTube katıl üyeleri paylaşıyoruz. Henüz siz de YouTube katıl üyesi olmadıysanız derhal katılın derim. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Biraz uzunca oldu biliyorum. Soru ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.